Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Aleyküm Esselam. Muhterem Alperen Ocakları İstanbul İl Başkanı Kürşat Mican Bey, ben 35 milyon mazlum ve masum ve yok edilmeyle karşı karşıya olan Doğu Türkistanlı soydaşlarınız, dindaşlarınız ve kardeşleriniz adına sizlere teşekkür ediyorum. Allah sizlerden razı olsun. Her fırsatta mazlum Doğu Türkistanların sesi oluyorsunuz. Kimi zaman sıkıntılar yaşıyorsunuz, kimi zaman tehditlere uğruyorsunuz, kimi zaman Çin Büyükelçiliğinin tacizlerine uğruyorsunuz. Ama mazlum Doğu Türkistanların sesi olmaya devam ediyorsunuz. Allah sizden razı olsun. Amin. Tabii Kürşat olmak kolay değil arkadaşlar. Kürşat nasıl 40 çerisiyle, 40 arkadaşıyla Çin sarayını basarak Çin kralını, Çin padişahını esir aldıysa, inşallah Kürşatlar Doğu Türkistan bağımsız olana kadar bu mücadelede onurlu, şerefli görevlerini ifade edecektir. Amin. Bu mücadele Sultan Satık Burahan'la, ki Türk milletinin İslam'la şereflenmesine vesile olan Karahanlılar hükümdarı Sultan Satık Burahan'la başlayan bir mücadele. Türk milleti Sultan Satık Burahan'la birlikte İslam'a girmiş ve o gün bugündür Türk İslam medeniyeti dediğimiz, Türk İslam ülküsü dediğimiz, ilahi kelimatullah dediğimiz ve o ilahi kelimatullahı icra edecek olan Alperenlerin yolu olmuştur. Bugün Alperenler, Alperen Ocakları Doğu Türkistan'a karşı sorumluluğunu yerine getirmektedir. Hepsinden Allah razı olsun. Amin. Muhterem arkadaşlar, Doğu Türkistan'la ilgili gerek Kürşat Başkanımız, gerekse Hidayetullah Başkanımız detaylı bilgi verdi. Hepiniz dinlediniz. 35 milyon Müslüman Türk, bugün 1,5 milyarlık Çin'in, yani Yecüc Mecüc olarak adlandırılan, insan tanımayan, Allah tanımayan, hak adalet tanımayan, her türlü zulmü Doğu Türkistan'daki Müslüman Uygur Türklerine reva gören, insanlıktan çıkmış, insanlığın düşmanı hale gelmiş Çin komünistlerinin yaptıklarını, işkencelerini, zulümlerini ve hukuksuzluğunu size anlattı. Ben o konuda çok fazla değinmeyeceğim. Kısaca özet olarak şunu İslam tarihinde en ağır imtihanı peygamberler görmüştür. En ağır musibetlerle, en ağır sınaklarla, en ağır imtihanlarla peygamberler imtihan edilmiştir. Ben Allah'a yemin ediyorum ki Doğu Türkistan'daki Müslümanlar peygamberlerden daha ağır bir imtihanla karşı karşıya arkadaşlar. Allah! Arkadaşlar! Muhterem arkadaşlar, dava kardeşlerim. Bakın, hangi peygamberin evine hangi müşrik girerek zorla kardeş oldu arkadaşlar? Hangi peygamberin kızını hangi müşrik zorla alarak cariye yaptı arkadaşlar? Hangi peygamberin dinini yasakladı? Hangi peygambere Doğu Türkistan'daki 35 milyon gibi 5 milyonunu kamplara atarak Nazi kamplarından beter işkenceyi reva gördü? Maalesef peygamberlerin görmediği zulmü, peygamberlerin yaşamadığı işkenceyi bugün Doğu Türkistan'daki Müslümanlar yaşamakta arkadaşlar. Müslümanların Doğu Türkistan'daki tek suçu Müslüman olmak, Türk olmak. Tek suçları bu. Fakat bütün dünya buna karşı sessiz, suskun, dinsiz ve sağır. Adeta Çin'le ortak arkadaşlar. Biz bu suskunluğu, bu sessizliği lanetliyoruz. Yazıklar olsun. Bugün tamam bakıyoruz Doğu Türkistan'daki bu zulme, bu hukuksuzluğa, bu işkencelere batıdan ses çıkıyor. 23-27 Eylül tarihlerinde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda, Genel Konsey'de birçok dünya ülkesi lideri Doğu Türkistan'daki Çin zulmünü gündeme getirerek Çin'in Doğu Türkistan'daki insan hakları ihlallerini kınamıştır ve Çin'in bu zulmü derhal durdurması gerektiğini beyan etmiştir. Geçtiğimiz hafta, yani derken 4 Ekim'de, bundan 3 gün önce Avrupa Parlamentosu bir karar alarak Doğu Türkistan'daki Çin Nazi kamplarının derhal kapatılması gereğini ilan etmiştir.
Peki hani biz Batı'yı beğenmiyorduk arkadaşlar? Hani biz Batı'yı beğenmiyorduk? Peki Doğu Türkistanların hak ve hukukunu Batı'ya mı teslim edeceğiz arkadaşlar? Hayır. Batı'nın insafına mı bırakacağız arkadaşlar? Hayır. Hani bizim İslam kardeşliğimiz? Hani bizim akrabalığımız? Hani bizim dindaşlığımız? Hani bizim soydaşlığımız? Türkiye. Hani mazluma karşı herkes sussa biz susmayacaktık. Türkiye uyuma kardeşine sahiptir. Türkiye uyuma kardeşine sahiptir. Türkiye uyuma kardeşine sahiptir. Türkiye uyuma kardeşine sahiptir. Muhterem arkadaşlar, bugün zulme karşı herkes sussa biz susmayacağız diyen liderlerimiz maalesef Çin'in 35 milyon Müslüman Türkiye'yi imha politikalarına karşı susuyor. Üzülüyoruz. Hiç yakışmıyor. Hiç yakışmıyor. Bugün bu suskunluğu bir tek Alperen Ocakları omuzlamış durumda. Bir tek Alperen Ocakları'nın sorumluluğunda arkadaşlar Doğu Türkistan. 80 Aynen. milyon nerede? Nerede siyasi partilerimiz? Nerede dernek vakıflarımız? Allah razı olsun. Alperen Ocakları Müslümanların üzerindeki farz-ı ayini bu sorumluluğu tek başına üstleniyor. İyi ki varlar. İyi ki varsınız. Biz inanıyoruz ki rahmetli şehit lider Muhsin Yazıcıoğlu'nun son şehadetinden önce meclise vermiş olduğu Dışişleri Bakanımızın yanıtlaması için vermiş olduğu yazılı sönergesinde Doğu Türkistan'daki zulme değinerek Doğu Türkistanların manevi annesi ve lideri Rabia Kadir niye Türkiye'ye giremiyor diye bir soru önergesi vermişti. Allah rahmet eylesin. Amin. Muhsin Yazıcıoğlu'nun dava arkadaşları, onun alperenleri bugün Doğu Türkistan davasını omuzlamış, tek başına bu sorumluluğu yerine getiriyor. Ben buradan iktidardaki Adalet ve Kalkınma Partisi'ne, Milliyetçi Hareket Partisi'ne, İyi Parti'ye ve diğer siyasi partilerimize de bu sorumluluğu hatırlatmak istiyorum. Bu sorumluluk, eğer biz Müslümansak Doğu Türkistanlılar Müslüman arkadaşlar. Eğer biz Türksek Doğu Türkistanlılar Türk dünyasının en mazlum parçası. Eğer biz sadece insanız diyorsak Doğu Türkistanlılar insanlık aleminin Çin tarafından yok edilmeyle karşı karşıya kalmış en mazlum coğrafyası. Muhterem dava arkadaşlarım, muhterem Doğu Türkistanlı kardeşlerim, ben buradan Doğu Türkistan meselesinin muhatabı ve çözüm üretebilecek yegane insanı olan Türkiye Cumhuriyeti Devlet Başkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan Beyefendi'ye seslenmek istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız, bütün Doğu Türkistanlılar sizi çok seviyor. Sizi sayıyor. Ve sizden umut bekliyor. Siz sadece 80 milyonun değil, 1,5 milyar İslam aleminin, belki bütün coğrafyalardaki dinine, diline, etnik mensubiyetine ve ırkına bakılmadan bütün mazlumların liderisiniz. Doğu Türkistanlılar da sizden medet bekliyor. Doğu Türkistanlılar sizden iki kelime Çin komünist yönetiminin bu zulümüne, bu hayasızlığına, bu işkencelerine, 5 milyon soydaşımızın Nazi kamplarından beter kamplarda imha edilmesine dur demenizi bekliyorum. Sayın Cumhurbaşkanım, elinizde çok büyük imkanlar var. Bugün Çin'in bir kuşak bir yıl projesi eğer Türkiye yok derse tamamen ortadan kalkabilecek, tamamen imha olan bir proje. Türkiye ne yapabiliriz? Bizim gücümüz sınırlı, biz Çin'e de bir kafa tutalım. Böyle bir şey yok. Bugün Türkiye bir kuşak bir yol projesinde eğer ağırlığını ve sorumluluğunu yerine koyarsa ve Çin'e senin vatandaşın olan, benim dindaşım ve soydaşım ve akrabalarım olan, benim kardeşim olan Doğu Türkistanlıları imha politikasından vazgeçmezsen ben bir kuşak bir yol projesinden vazgeçeyim dediği anda Çin bu büyük projeyi mutlaka mutlaka dikkate alacak ve Doğu Türkistanlılara insanca yaşam hakkı verecektir. Ben buradan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Sayın Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Doktor Devlet Bahçeli Bey'e, Sayın Mustafa Destecioğlu Beyefendi'ye, Sayın Meral Akşener Hanımefendi'ye ve diğer siyasi partilerimize, Kemal Kılıçdaroğlu Beyefendi'ye buradan şunu söylemek istiyorum. Doğu Türkistan davası bu milletin milli davasıdır. Doğu Türkistan davası Türk milletinin Kıbrıs gibi milli şerefidir. Bu davaya sahip çıkalım. Rica ediyoruz. Eğer Doğu Türkistan'a sahip çıkmazsak Türkiye lider olma iddiasında maalesef başarısız olur. Ne İslam dünyasına, ne Türk dünyasına, ne de insanlık alemine itibarını, saygınlığını kabul ettiremez. Ben bu vesileyle bütün katılım
öğrencilerimize, arkadaşlarımıza şükranlarımızı derken Kürşat Mecan Başkanım başta olmak üzere bütün Alperen kardeşlerimize Allah razı olsun diyorum. Hazreti Ali Efendimizin şu veziz sözüyle sözümü bitirmek istiyorum. Diyor ki Hazreti Ali Efendimiz, zulme karşı duralım. Eğer zulme karşı duramıyorsak zulmü duyuralım diyor. Maalesef Türk medyasında Doğu Türkistan'la ilgili bir kelime dahi çıkmıyor. Bu boykotu kaldıralım. Sayın Cumhurbaşkanım, Türk milletinin Doğu Türkistan'dan özgür hava haber alabilmesi için medya üzerindeki Doğu Türkistan ambargosunu kaldırın lütfen. Sizden istirham ediyoruz. Sizden rica ediyoruz. Size arz ediyoruz Sayın Cumhurbaşkanım. Türkiye uyuma kardeşine sahiptir. Türkiye uyuma kardeşine sahiptir. Türkiye uyuma kardeşine sahiptir. Türkiye uyuma kardeşine sahiptir. Hepinizden Allah razı olsun arkadaşlar. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.